Sis misliklendirme sulu fan yapma videosuna hoş geldiniz. Bu makineyle istediğiniz herhangi bir fanı sulu fan yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Makinamız bu şekilde. Ön panelinde kontrol panosu, arka tarafında su girişleri bulunmaktadır. Birazdan montajın nasıl yapılacağını tarif edeceğiz. O sırada bütün detayları açıklamış olacağız. İsterseniz ürün sayfasından su deposunda satın almayı seçebilirsiniz. İsterseniz başka bir depo olarak herhangi bir damacana, su şişesi, herhangi bir şeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi montaja başlıyoruz. Bidonumuzda tahliye olarak konumlandırdığımız bu boruyu makinamızda tahliye yazan yere takıyoruz. Bastırarak takmamız yeterlidir. Su haznemizin içerisinde emiş filtresi olan borunun çıkışını makinamızda water in yazan yere bastırarak takıyoruz. Eğer yanlış bir yere takarsak şu şekilde çıkartıyoruz. Yüzeye bastırıyoruz ve boruyu çekiyoruz. Çıkartması çok basittir ve doğru olan yere takıyoruz. Bastırarak takmamız yeter. Evet. Ve son olarak dengeleme nozulu pompanın aşırı basması halinde suyun fazlasını su depomuzun içerisine gönderen mekanizmadır. Bunu da makinamızda şuraya takıyoruz. Evet. Şu anda makinamızın su besleme hattı tamamlanmış oldu. Şimdi sırada sisleme hattını yapmak var. Sisleme hattı için paketten çıkan boruyu bu şekilde açıyoruz. Evet, borumuzu açtıktan sonra borumuzun bir ucunu makinamızın arkasında sisleme yazan yere bastırarak takıyoruz. Borumuzun diğer ucuna paketten çıkan püskürtme aparatını şu şekilde bastırarak takıyoruz. Sırada püskürtme aparatını fana monte etmek kaldı. Fana monte etmek için cırtı şu şekilde kıvırıyoruz birkaç noktadan. Bu bizim fana montajımızı kolaylaştıracak bir hareket. Ve fana şu şekilde takıyoruz. Fanın merkezine doğru takmayı tercih ediniz. Bu şekilde hazırladığınız cırta püskürtme aparatımızı bu şekilde cırtlayarak fanımıza tutturuyoruz. Birkaç noktadan daha cırtlayarak bu aparatı sabitleyeceğiz. Şu anda montajımız bitti ve çalıştırmaya hazırız. İlk test çalışması için su depomuzun içerisine buzlu su koyacağız. Makinemizin fişini prize takacağız. Fanımızın fişini prize takacağız ve burada çalıştıracağız. Buzlu suyumuzu koyduk. Depomuzun kapağını kapatıyoruz. Bu depomuzun içerisine toz, çapak, pislik girmesini engelleyecek bir şey. Makinamızın ve fanımızın fişini prize takıyoruz. Makinamızın düğmesine bastığımızda çalışmaya başlayacaktır. Bir müddet boruyu dolduracağı için ilk anda püskürtme gerçekleşmeyecektir. Ama birkaç çalışma sonrasında, şu anda 10 saniye çalışma, 10 saniye durmaya ayarlı. Birkaç çalışma sonrasında otomatikman püskürtme başlayacaktır. Eğer depoda su biterse makine otomatikman kendini kapatacaktır. Şu anda montaj
bitmiş durumda. Boru daha kısa tutulabilir. Makine hemen vantilatörün altına konulabilir. Yaklaşık 10 dakikada bu işlem bitmiş durumdadır. Şu anda fan yerine yerleşti. Makine ve olabilir. Makine ve su deposu burada. Dilerseniz internet sitemizden bu aparatı da seçerek püskürtmede bu aparatı kullanabilirsiniz. Bu ürüne şuradan ulaşabilirsiniz. Püskürtme aparatını da şu şekilde takıyoruz. İyice ortalayıp yine cırtla bu şekilde takıyoruz. Aparatımızı fanımıza monte ettikten sonra borumuzu bastırarak takıyoruz. Ve şu an püskürtme aparatımız püskürtmeye hazır. Püskürt dur ayarlarını dilediğiniz gibi buradan değiştirebilirsiniz. Ayrıca makinenin içerisinde su koruması vardır ve eğer su haznesinde su biterse otomatik olarak su yok yazacaktır. Şu an makine 3 kere bu su var mı yok mu onu test edecek. Eğer 3 defa su yoksa kendini otomatik olarak durdurmaya alacaktır. Biz şimdi su koyacağız ve makinenin kendi kendine nasıl çalıştığını göstereceğiz. Gördüğünüz gibi su yok. Kısa bir süre sonra yine su yok modundan denemeye geçti. Haznenin içerisinde su olduğunu anladı ve şu anda püskürtmeye başlayacak. Stop konumuna geçmedi. Yeniden geri sayımına başladı. Ekrandaki su yok yazısı gitti. Şu anda 10 saniye püskürt, 10 saniye dur modunda çalışıyor. Fandan çıkan püskürtme miktarını artırmak için elimizdeki dengeleme nozulunun miktarını biraz daha küçültebilir ya da tamamen kapatabiliriz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi dengeleme nozulumuzun ebadını daha küçültüyoruz. Yüzeye bastırıyoruz ve yerine daha dar delikli olanı takıyoruz. Bastırarak takmanız yeterli. Evet. Şimdi sistemi yeniden çalıştırıyoruz. Dengeleme nozulunu küçülttüğümüzde sistemin püskürtmesi biraz daha güçleniyor. Dengeleme nozulu yerine kör tıpa takabiliriz ve püskürtmeyi daha da güçlendirebiliriz. Kör tıpayı taktıktan sonra sistem şu şekilde çalışacak. Burada tavsiyemiz kör tıpa kullanmamanız, dengeleme nozulu ile birlikte kullanmanız şeklinde olacaktır. Çünkü nozullar suyun içerisindeki kireçten dolayı eğer tıkanırlarsa o zaman dengeleme nozulu burada oluşabilecek sıkıntıları engellemek için tasarlanmıştır. Eğer nozullarınız tıkanırsa makinamız su yok uyarısı verecektir.
haznede su olduğu halde makinamız suyu kuru yarısı veriyorsa, o zaman mutlaka nozluların temizlenmesi gerekecektir. Nozluların nasıl temizleneceğini şuradaki videodan tıklayarak görebilirsiniz. Eldeki imkanlarla nozul nasıl temizlenir?